Kimi insana PlayStation 4 konsolunu aldıracak kadar güzel olan God of War 2018 sonunda bilgisayara çıktı. Yurt dışındakiler için çerez fiyatı, bizler içinse ise lüks diyebileceğimiz fiyata sonunda oyunumuzu alabildik. Yerel fiyatlandırma sağ olsun global piyasadan daha ucuz alabiliyoruz. God of War'ı daha önce hiç PlayStation 4 konsolum olmadığı için maalesef deneyimlememiştim. Ne kadar güzel olduğunu hep duyduk tabii ki. Yani o yüzden bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ve yaklaşık 10 saat oynadıktan sonra şunu diyebilirim ki inanılmaz. Abi böyle bir oyun yok ya. Bunca zamandır Xbox 3'leri üretmemden kaynaklı bazı insanlar istirhasa beni PlayStation düşmanı ilan edebiliyor ki böyle sıvı bir durumun olmadığını kaç kez açıkladım daha fazla açıklamaya da gerek yok. Gelin güzelim oyunumuza geçelim. Öncelikle port oyunu olduğu için teknik kısmından başlamak istiyorum. Bir önceki PlayStation oyunu olan Horizon Zero'dan sıkıntılı bir çıkış yapmıştı. Hem optimizasyon hem de ses kısmı açısından God of War, Sony'nin en önemli markası olmasının yanında eski hatalarında ders çıkararak 10 numara bir port yapmış. En ufak bir teknik sıkıntı yaşamamakla beraber çok da güzel bir optimizasyon mevcut. GTX 1650 Ti kartı ile birkaç çözünürlükte orta yüksek ayarlarda karışık 50-60 FPS arasında rahatça oynayabiliyorum. Ciddi bir RAM kullanımı söz konusu 16 GB RAM ve üstünde olan arkadaşların daha rahat oynayabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Grafik konusuna gelirsek. Abi tam bir görsen şölen. Sony'nin eskolesi olan kırmızı çizgisinin neden bozulduğunu anlamak hiç de zor değil. Ortada gerçekten çok büyük bir emek var. O doku kalitesi, o efektler, belli ki kaç aylık bir uğraş sonucu ortaya çıkan bir emeğin ürünü. Ray Tracing içermese de RTX serisi katız mevcutsa DLSS ile performansınızı daha da ağırça çıkarabilirsiniz. Yani o kadar güzel ki görüntü kalitesi, ekleyebileceğim daha fazla bir şey bulunmuyor. Çok iyi oğlum zaten, çok iyi yani ne diyeyim süper. Animasyonlar ve mekanik ile ilgili de biraz konuşmak isterim. Acayip gerçekçi. Şöyle gerçekçi, tabii ki gerçek hayatta o tarz olaylar silsilesinde yaşam imkanı sıfır. Ama burada demek istediğim hissiyat. Xbox'ın joystick ile deneyimledim ve herifler nasıl bir iş çıkarmışsa zaten çok zor olan combat mekaniklerini bizzat ben oradaymış gibi hissettirmeme de yardımcı oldular. Bir sürü farklı mekanik olduğu için çok fazla oynanış çeşidi mevcut. Karakter geliştirme bölümüne her girdiğimde yeni bir yetenek, yeni bir mekanik gördüm. Abi bu nedir ya? Böyle bir şey gerçekten mümkün olması bile inanılmaz. Karakter geliştirme tabii ki sadece yetenekle sınırlı değil. Üstünüzdeki eşyaların detaylı detaylı upgrade'ini yapmanız lazım. Ama tabii ki burada da güzel bir denge var. Ubisoft gibi ilerledikçe bir vuruşta 20 bin vuran itemler falan en azından şimdilik bana denk gelmedi. Hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız o alanda ilerlemeniz için bolca eşya mevcut olmakla beraber eklentiyle de istediğiniz denge sağlayabilirsiniz. Çok fazla combo imkanı ile çeşitli harmanlanması sonucu ortaya gerçekten kelimeler ifade edemeyeceğim bir dövüş sahnesi çıkıyor. Tabii ki bu kombat tarafı sadece mekaniklerden ibaret değil. Bu sırada ufak partiküller hem mobların hem de sizin animasyonlarınız ile beraber görsel şöran sunulmalı da imal edilmemiş. RDR2'den sonra böyle aşırı büyük hayranlık duyduğum bir oyun olmamıştı. İlk 5 oyun listem kesinlikle değişecek. Yani orası net. Genel özetlemeden önce bir de hikayeden bahsetmem lazım. Baba ve oğlu annesinin küllerini dağın tepesine götürmeleri gerekiyor. Bu olayı oğlunun gelişmesinden sonra yapmak istiyordu sevgili Kratos. Lakin zamanın kalmadığını anlayıp yola çıkıyor. Tabii ki bu kadar geniş lore olan oyunun öyle sıradan bir yolculuk deneyimi sunacağını beklemek çok saçmalardı. Yolda çeşitli bir sürü olaya tanıklık edip hedefinize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu yolda da bir yandan gelişmek için orada burada güzel tatlı parkur ya da bilmeceleriyle gizlenmiş lootları da toplamayı sakın unutmayın. Son önerim yan görevleri mutlaka yapın. Ana hikaye akışıyla bağlantılı lore hakkında bilgi edinebileceğimiz yan görevler mevcut. Şiddetle tavsiye ediyorum. Genel olarak oyun çok güzel. İndirimi elbet gider. Ayrıca diğer tüm PlayStation oyunları da çok çok yüksek ihtimal bilgisayara gelecek. Adamların karesi God of War bile geldiyse diğerleri de hayli hayli gelir. Hani iki taraf içinde kazançlı. Biz hem mis gibi oyunlar oynuyoruz. Adamlar da zaten çoktan kazan sağlıklı oyunlardan ek bir gelir elde ediyor. Yani iki taraf içinde de mis gibi bir durum. İnşallah gelir. Bekleriz yani. İsteriz bir Last of Oz oynamayı da. Sevgiler, saygılar. Abone olmayı unutmayın.